sesle ilgili, görüntüyle ilgili özel takılmalar olursa da lütfen beni bilgilendirin. Şu anda gayet iyi. Tamam. Bazı oturumlarda çok ses sorunları yaşıyoruz çünkü. Evet. Evet, uzun yıllardır, 50 senedir hayatımızda farklı yazılımlar, farklı seçenekler sürekli gündemimize geliyor. Fakat bu noktadaki tercihlerimizi yaparken, yani hangi yazılımı kullanmalıyız sorusuna bakış, bence iş hayatınızda ve müşterilerinizle ve üretim ortaklarıyla bu noktada kolaylık ve standart olarak kabul edilen bir seçenek varsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa yakında seçeneklerimiz biraz serbestleşecek. Bu serbestleşme PDF tabanlı üretim alanına girdiği için artık siz istediğiniz yazılımda çıktı kalitesi olarak standartları yakalayan hangi yazılımda olursa olsun kullanabileceksiniz. Yani bu işte matbaa Illustrator istiyor diye Illustrator yapmak zorunda çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Corel'de çalışır, profesyonel düzeyde PDF kaydettikten sonra çalışmanızı Corel'de yapabilirsiniz. Affedin, Designer'da tercih ederseniz orada yapabileceksiniz. Illustrator ise Illustrator. Sonra geriye ne kalacak? Geriye şu kalacak: yazılımların kendi aralarındaki kalite rekabeti ve kullanıcılara sundukları olanaklar. Burada bu işin reklam ve pazarlama kısımları o firmaları ilgilendiriyor ve yazılımları satın alacak insanları ilgilendiriyor. Ama ben Illustrator'ı biraz endüstri standardı olarak görüyorum ve bakıyorum. Biraz daha dünya global üretim süreçlerine baktığınız zaman buradaki ağırlığı oldukça yüksek ve net. Tabii ki içerik anlamında bilgi kaynaklarına ulaşım noktasında da çok zengin bir içerik var. Dolayısıyla benim şu an şimdilik ana iş üretim tercihim Illustrator. Çok basit bir giriş yapalım. Burada eski sürümlerde nesne sürükleme ve grafik çizerken keyline modunda bir yenilik var. Yani keyline modunda gösteriyordu. Siz şu an nesneyi taşırken hepsini gerçek özellikleriyle görme şansınız var. Real-time driving editing seçeneği işaretli olursa arkadaşlar, nesnenizi taşıma sırasında, çizim sırasında çizgisel modda değil, kendi gerçek modunda görebilirsiniz. Animated zoom da keza sizin performans ayarlarınızı, işlemcinizi bazı noktalara yorabilir. Biraz da eski kullanım tarzını sevenler Animated Zoom'a pek alışamıyorlar. Ben de bunu kapatmayı tercih ettim. Ama Real Time Driving seçeneği kapattığınız zaman bakın renkli değil de çizgisel modda taşıyorsunuz. Bu bir çalışma tarzıyla ilgili bir konu. Dolayısıyla siz buna istediğiniz biçimde, yönde karar verebilirsiniz. Performans ayarları birçok yerde var. Yani çok ağır dokümanlarla çalışırken burada anti-aliasing seçeneklerini kapatabilirsiniz. Çözünürlük değerini geçici 72 ppi'ye getirebilirsiniz. Bu raster efektlerle ilgili bir konu. Ama normal çalışırken ben bunu 300 değil hatta 351 ile yapmayı tercih ediyorum. Tabii ki bu performans ayarlarıyla direkt ilgili bir konu. İkisini birbirine karıştırmayalım. Bir de buradaki 72 ppi yaptığınız zaman gerçek fotoğraflar buna etkilenmez. Bu sadece Illustrator'ın kendi içinde ürettiği etkileşimli canlı efektler vardır. Bu efektler raster tabanlı ise bunların çözünürlük değerleri bundan etkilenecektir. Bakın şu an siz pikselleri ekranda rahat görebiliyorsunuz.
ve bunu 300'e getirdiğiniz zaman küçük pikselleri görmeyeceksiniz. Oldukça soft, yumuşak bir noktaya gelecek. Bu bir sanal bir ayar değildir, gerçektir. Yani 300 ppi'de kalırsa baskıya gittiği zaman bu kalite gözükür. 72 ppi'de kalırsa baskıya gittiği zaman bu ayarda gözükür. Bir New Photoshop'un vektörel tabanlı bir piksel ayarı diye düşünebilirsiniz. En yanı haliyle anlatmaya çalıştığım şekil bu. Buna dikkat ediniz. Belgelerle ilgili taşıma sürükleme noktasında Illustrator'da şöyle bir seçeneğimiz var. Bakalım kimlerin hoşuna gidecek. Artboard'u bir belgeden diğerine sürükleme yapabiliyorsunuz. Artboard'u, grafik değil. İçindeki sayfa mantığıyla. Yani ya da buradaki artboard'u kopyalayıp bu belgeye gelip yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde artboard'ları sayfaları diyelim belgeden belgeye bu şekilde bir taşıma seçeneğimiz var. Çok sayfalı dokümanlar çalışırken ya da bir yoğun bir kapsamlı bir proje çalışırken bu kısmi ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Yoğunmuş. Tool araçlarımızda bizim transform araçlarımız yeni değil. Fakat buradaki araç grubunda ki yenilikler işleyiş anlamında sizi biraz daha grafik belgelerinizle istediğiniz biçimde oynama konusunu biraz daha iyileştirmiş durumdalar. Bunu da paylaşmak istedim arada. Bazı araçlar yeni değil. Burada sadece bir yenilik özellikleri paylaşmıyorum ama işleyişlerle ilgili, tool'ların işleyişiyle ilgili son sürümlerde Illustrator'ın performans artışı söz konusu. Bazı noktalarda Illustrator'ın yavaşlığından çok söz ediliyor. Burada şöyle bir küçük bir ayrımı altını çizmek istiyorum. Yazılımlar, arka planda biz şu an Apple kullanıyoruz. Apple'ların yeni sistemlerin ve bilgisayarların metnin donanım ve yazılımların uyuşmazlıkları söz konusu. Bazen yeni Adobe sürümünü yüklüyorsunuz, diyor ki bu sistemde yüklenmez. Bazı yavaşlıklar sistemsel uyuşmazlıklardan meydana geliyor. Bunu birbirine karıştırmayalım. Toolbox araçlarındaki bazı biçimler, yenilikler kullanıcılarda biraz şaşkınlık yaratmış durumda. Toolbox'ın en altına dikkat ediniz. Toolbox'ın en altında tıkladığınız zaman bir panel açılır. Bu panelde bütün bölümleri isterseniz özel bir değişik varsa resetleyebilirsiniz ya da Advanced seçeneğini yani bütün araçların aktif olduğu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Ya bir de şurada alttaki küçük seçenekle tool'ların alt bölümünü değiştirebilirsiniz. Basic dediğiniz zaman paneldeki araç sayısı azalıyor. Advanced dediğiniz zaman bütün hepsi açılmış oluyor. Ya bu soruları da dikkat etmeye çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım. Siz sistem optimizasyonu konusunda ne yazık ki şöyle bir durum var. Programların en minimum ve maksimum, zaten maksimum dediğiniz zaman en güncel sistem ve donanımlar. İşlemcilerin yıllık süresi. Ben artık şöyle bir tarih koydum. Ne yazık ki çok hızlı süreç olduğu zaman bir bilgisayarın yıllık anlamda bir 5 yıldan fazla ise bilgisayar o yeni yazılımlarda artık performans anlamında oldukça düşüyor. Bazı testler var internette.
testlere baktığınız zaman işlemci olarak hala yüksek bir performans puanı almış ama işte Illustrator'da yaptığınız bir işte ya da diğer bir noktalarda o performans alamıyorsunuz. O testlerin Photoshop'taki performans yüksek iken bir Illustrator'da aynı performansı vermiyor. Dolayısıyla burada bir çok böyle düz bir mantıkla bakacağım işe. Son 3-4 yıldan önceki yani 5 yılı belki zorlayabilirim ama yani 5 ile 10 yıl arasındaki bilgisayarların yeni 2010 2020 Illustrator'da, 2019 Illustrator'da ya da Adobe sürümlerdeki performansları çok düşük arkadaşlar. Yani ne yazık ki güncellemek zorundayız. Yani yazılımları da güncellemek zorundayız, bilgisayarları da. Alırken çok işlemci, çok çekirdekli bilgisayar almayı tercih etmemiz lazım. Çünkü artık fonksiyonlar da çok ağırlaştı. Burada megahertz değil önemli olan işlemci yapacak çekirdek sayısı ve tabii ki RAM bellek. Tabii ki hard disk anlamında da yani Emre'nin de söylediğine katılıyorum. Hard disk anlamında da dönüş hızları yüksek, RPM hızları yüksek. Mümkünse de SSD disklerle artık bilgisayarlarınızı, ana hard disklerini değiştirmenizi size tavsiye ederim. Bu bizim InDesign'de var olan bir fonksiyonumuzdu. Illustrator'da ne yazık ki yoktu. Bir görsel içerisinde bizim çoklu belge çağırmak için bütün hepsini işaretliyoruz ve hepsini küçük küçük artık alabiliyoruz. Kurtulduk. Yani hakikaten bazen düşünüyorum. InDesign'de var, niye Illustrator'da yok? Tabii ki bunun mantığını ben kabul ediyorum ve buna uygun iş yapıyorum ama bazen yani illa InDesign'a gitmeliyim, gitmemeliyim aslında. Bunun Illustrator içerisinde çözülmesi gerekir. Adobe yazılımlarının çalışma mantığı şu: size tek bir Illustrator programı ya da Photoshop vermiyorlar. Size bir terminal veriyorlar, bir iş terminalini veriyorlar. Bu terminalde Photoshop, Illustrator bir içerik sağlayıcı. InDesign bu layoutların bir araya gelmesi gereken ama baskı öncesi son kontrollerin en iyi yapıldığı yazılım zaten. Ondan sonra PDF de baskıya gönderin diyor. Sistem buna uygun mu? Bundan dolayı bazı fonksiyonlar Illustrator'da yok, InDesign'de var. Bir arada kullanılması gerekiyor. Bundan dolayı bir yorum. Yani dolayısıyla belgelerinizi link panelinin aracılığıyla hem yönetebiliriz hem de çoklu belge çağırma konusunu kullanabiliriz. Yer yer farklı bilgileri de referans vermeye çalışacağım. Link panelini çok ciddi kullanmalısınız, bakmalısınız. Oradaki verileri okumalısınız. Şu anki belgenin çözünürlüğünü bilmiyorum. Ama burada diyor ki Photoshop'ta açarsam bu 380 ppi'ymiş. Şimdi belgenin çözünürlük değeri boyutuna göre değişecek. Oranlı bir şekilde büyütelim. Şu an 122 ppi düştü. Yani Photoshop'ta açtığınız çözünürlük değeri ve Illustrator'daki kullandığınız değerler, boyutlara dikkat ediniz. Her zaman için gözünüzün önünde olsun. Evet. PDF belgeleri açma konusunda biraz daha performansı iyileştirildi ama lakin benim için hala yeterli değil. Illustrator hangi program tarafından üretilirse üretilsin, PDF belgeleri çoklu sayfalı PDF belgeleri aynı anda açabiliyor. Bir saniye. Konularımızı açalım. Buradaki özelliklerde bu açılış ekranında istediğiniz aralığı belirtebilirsiniz. 3'te 8'e açmak istiyorum. Bütün sayfaları da açabilirsiniz. Her birini yine sıralamasına dikkat ederek
açıyorum. Ama text belgelerinde ve text ile ilgili fonksiyonları hem convert edip hem de ayrı çizgisel satıra çeviriyor. Ne yazık ki bu benim hiç hoşuma gitmedi. Seviyoruz ama aynı zamanda da yapıcı eleştirilerimizi paylaşıyoruz. Mesela şöyle bir özellikten de bahsedeyim. Sizler de aklınıza gelirse topluca şöyle bir şey yapabiliriz. Nasıl bir illustrator görmek istiyoruz? Yeni bir sürümde yeni fonksiyonlar neler görmek istiyoruz? Bunları benimle paylaşabilirsiniz. Ben de bazı forumlara girebiliyorum. Oralarda bunu sunabiliyorum. Bazı kullanıcı arkadaşlarımızın direkt bazı istekleri vardı. Zamanında biz bununla yazıştık, çözdük. Illustrator'da o fonksiyonlar geldi. Bunu gayet yakından takip ediyorlar. Mesela yakında şu 5,5 metrelik çalışma alanı diye bir şey kalmayacak. O alan büyüyecek. Yeni bir sürüm çıkmak üzere. Küçük güncelleme anlamında. Yani bambaşka bir sürümden bahsetmiyorum tabii ki. O tür yenilikler yapılabiliyor ve takip ediyorlar. Mantıklıysa bunun iyi değerlendiriliyor. Şöyle basitçe kendimiz ilk önce bir çizim yapalım. Burada çizgileri yumuşatma konusunda eskiden bir aracımız vardı. Simplify. Bu biraz daha iyileştirildi. Bakın, işleyiş mantığı, çiziminizi olabildiği kadar ana hatlarını koruyarak noktalarını azaltıyor. Tabii ki bu küçük bir belge için ne anlamı ifade edildi belki sizin hiç. Ama biliyorsunuz Photoshop'ta pikseller, Illustrator'da da noktalar. Bunlar ne kadar fazla olursa ağırlaşma meydana geliyor. Ben yıllar önce frenetik bir çizim yapmıştım. Toplam maksimum çizgi sayısına ulaştığınızda bir uyarı gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? Hatta 86 bin nokta mıydı? 90 bin nokta mı neydi o zamanlar? Uyarıda çıktığımız şok oldum. Yani ikinci bir pet noktası koyamıyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki öyle bir çalışma yapan arkadaşımız varsa eyvallah ama burada da belgenizin hızını, performansını etkileyip etkilememesi adına ya da trace işlemi yaptınız, yani bir logo çağırdınız, o logoyu burada trace yaptınız, yumuşatmak istiyorsunuz hatları. Bu simplifying noktaların aradaki eksilterek çizimi olabildiği kadar doğru koruyarak bunu yapar. Bunun tabii ki daha var. Burada otomatik seçeneği seçebilirsiniz. Yine canlı ön izleme modunda çizimi, noktaları azaltmak isteyebilirsiniz. Bu tavsiye ettiğim bir özellik. Yani dikkat ettiğinizi çekmeli. Evet. Yolları basitleştirme fonksiyonu. Yine bu özellik bizim InDesign'ımızda vardı. Türkçe bir metin alalım. Benim kullandığım Illustrator'da Arapça fonksiyonluklar da var. Yani tersten yazma fonksiyonu ben kullanıyorum. Ambalaj çalıştığım için. İlk etapta yazdığım zaman metni olarak Arapça fonksiyonlara göre ayarlar. Ben bunu Türkçe ayarlıyorum ve size şurada ekrandan tam net görmenizi istiyorum. Türkçe ayarlamam gerekiyor. Paragraf da solda. Arapça olduğundan sağda. Buradaki konu şu. Dili özellikle Türkçe ayarladım ki Illustrator Türkçe dil hataları artık yakalayıp düzeltme fonksiyonu belirgin bir şekilde var. Check spelling yapabilirsiniz ve belgenizi tarattırdığınız zaman onun Türkçe diline göre bir dil taramasından geçirir. Mesela şu an dil olarak seçildiği yerde Amerikan dili İngilizce geçer demiş. Bakın tarattırıyorum.
ignoral diyelim. Ya da direkt yeni bir belgede açalım. Biraz büyükmüş, fark etmez. Şu an Türkçe, az önce ayarladığım için metninde Türkçe olduğunu burada söylüyor. Artboard'ları algıladık Türkçe'de böyle bir şey olmadığını düşünerek. Ve sizler de bunun metinsel düzeltmelerini yapabilirsiniz. Evet. Evet, devam edelim uygulamamıza. Evet, bizim eski dostumuz Gazi'nin Blue konusunda da biraz yavaşlıkla ilgili ayar sorunlarımız vardı. Bunu biraz daha hızlı performansını arttırdı. Burada da hemen size göstermek istiyorum. Arkadan gelen sesler çocukların. Devam edelim. Blur efekti uygulayacağım hızlıca. Blur çok hızlı hem uygulaması ve çalışma içerisinde hareketliliği açısından performansı ciddi iyileştirir. Sadece blur değil. Diğer blur tabanlı, shadow olsun, inner glow olsun, bunlar iç ve dış gölge ve ışıma efektlerinin hız ve performansı bu noktada iyileştirildi. Şöyle bir şey de bu aslında kullanırken hem görüyorsunuz. Illustrator'da kullanıcı tarzı, işleyiş tarzını alışkanlık olarak değerlendirmeyin. Sürekli programın size sunduğu yenilikleri adapte olmaya çalışın. Bir properties barınız var. Bu properties bar seçili olan nesneye göre değişen içerik özellikleri var. Ve bunu size en iyi şekilde sunmaya çalışır. Şu an bir efekt uyguladım ve bunu ekranda görebiliyorum. Görünümler paneli, appearance paneli açıp üzerinde de çalışabilirim. Farklı işleyiş olarak ya da direkt efekti buradan silebilirim. Ama size önerim bu paneli biraz daha çalışmanızda kullanmanız. Temel fonksiyonlarda bu çıkıyor. Ya da kendiniz arayüzü yapılandırmak isterseniz de Windows'dan Properties bar özelliğini devreye sokarak bir arayüz yapılandırması kaydı yapabilirsiniz. Yani iki belgeyi seçtiğim zaman da Align paneli çıkıyor. Burada siz istediğiniz gibi bu fonksiyonları devreye sokabilirsiniz. Şimdi burada bilmeyenler ve ilk defa görenler var mı? Bu göstereceğim özelliği. Ve burada biraz üzerinde durmak istiyorum. Çünkü burada programın bunu nasıl yaptığıyla ilgili veya neler sunduğuyla ilgili biraz değerlendirme yapalım. Özellikle üstünde duralım. Freeform Gradient. Bu fonksiyon belgeye geldiği zaman istediğiniz yere ikinci bir nokta koyup iki nokta arasında, üç nokta arasında bir çalışma yapabilirsiniz. Bakın, şimdi belgemizin ikinci bir nokta koydum. Üzerine çift tıkladığım zaman çok rahatlıkla bir panel açılıyor. Bunun üstüne hızlı bir özel bir degrade alanı oluşturdum. İstediğiniz gibi bu bir mesh değil. Öncelikle bu bir mesh değil arkadaşlar. Ekranı çizmeyin arkadaşlar. Çizikleri atmayın. Müdahale yok. Şimdi buradaki fonksiyonların ilk önce ayrımı ne var burada?
Nokta ve çizgi. Bakın. Söz almak isteyen el kaldıran arkadaşlarımız var. Direkt mikrofonu açıp konuşabilirler. Çünkü mikrofonlarınızı şu an ben kapatmadım. Kendi mikrofonunuz kapalı olsun tabii ki. Bununla üstünde bir de çizgisel ayarı göstereceğim size. Bu açıdan sadece küre bu işin belki güzel bir ayarı ama ben bu seçeneğin bir de çizgisel kısmını göstermek istiyorum size. Line kısmını. Bakın. Line kısmında siz belli bir yönde degreder oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Bakın şunları silelim. Noktalarımızı silelim. Bir nokta ekledim. Ve bunu kapatmak zorunda değilim. Şimdi bu noktaya geldim. Böyle bir buraya geldim. Daha farklı. Ve farklı bir renkte bunu tamamlayalım. Şimdi bu fonksiyon yani ister illüstrasyon çizin, ister renklendirme yapın, çocuk kitapları uğraşın. Büyük bir kolaylık. Gradient mesh özelliği ayrı bir güç Illustrator'ın. Ama bu da bana göre çok daha güzel bir özellik. Şimdi asıl sürpriz olan noktaya geleceğim burada. Burada da kullanmışım ama bunu daha belirgin açacağım. Ekstra renkleri getireceğim. Çünkü CMYK renklerin karışımları ile ilgili CMYK renklerin arasında karışımlar ile ilgili bir sorun yok. Ama ekstra renklerde ne yapılır sorusuna bakın şimdi. Şimdi opacity kısmına ayrı bakalım. Buraya bir ekstra renk zaten koymuşum. Buradaki fonksiyonların acaba asıl benim etkilen kısım neresi olduğunu acaba kim yorum yapacak? Yorum bekliyorum. Buradaki güzelliğin bizi etkileyen kısmı neresi? Ve window separation preview'e bakalım. Ekstra renkler bu kullanılmamış. Bu. Evet yorumlar gelsin arkadaşlar. Burasının güzelliği neresi? Nereden dolayı biz buna renkleri zaten istediğimiz gibi yapabiliyoruz ama burada güzel olan iki şey var. Birincisi ekstra renkleri burada kullanabiliyor olmak. CMYK renkler var. Bir şey var dikkat edin. Yanıt bekliyorum. Yorumlar gördüğünüzü söylemeniz aslında. Burada görünen bir şey var. Bunu şöyle bir örnekte size anlatayım. Hocam ikiden fazla zaten yapılıyor olabilmesi. Bunun küre ve degrede veya şey olması önemli değil. Bunu şurada anlayacaksınız. Bir liner degrademiz var. Liner degrede violet ve böyle sarı ya da kırmızı fark etmez.
Benim burada etkileyen kısım renkleri ortak, CMYK renkler birbirine karışmaya uygun renkler zaten. Ama ekstra renkler karışımları sorunlu olanlar. Karışım yerlerini, birleşim yerlerini çok güzel üstüne sanki bindiriyormuş gibi bakın. Dolayısıyla kaynaşma yerleri bir iz, bir hat oluşturmuyor. En zıt renkleri seçtim bakın burada. Yani kendi tonal anlamda akrabalık olan renklerden değil. Sol taraf akrabalık renkleri var macadan sarıya. O birleşim yerlerinde o sorunlu yerleri görmüyorsunuz. En zıt renkte bile şuralarda bu sorun diye ifade edeceğimiz yerde dahi kullanılabilir bir durumda. Bir kullanılamaz bir şey yok. Renkte çok güzel harmanlıyor. Kendi içinde kaynaştırıyor. Bu açıdan beni oldukça etkilemiş. Yani kullanabilirim sorusunu sorup kendine. Evet bu harika. Ben çalışmalarımda bunu kullanırım. Tabii ki burada baskı tekniklerinin performansı çok önemli. Her baskı için bunu tavsiye etmiyorum. Her yerde de yapmayın tabii ki. Ama yine de bu fonksiyonun güzelliği beni etkiledi. Rengi seçiyorum. Bakın bu renge tint demeyelim, saydamlık verdim. Opacity verdim. Acaba bunu bir de şöyle yapıyor mu? Bakın. Illustrator'da kullanırken benim elim ayağım diyeceğim bir panel varsa o da görünüm, yani appearance panelidir. Çünkü ben burada hemen bir üstüne etnik fill açarım. Yeni bir alan açarım. Buna işte bir farz edelim duruma göre değişir. Bir CMYK renk vereceğim. Dikkat edin. Bir sarı veriyorum. Ama bu sarıya Orpint verdim. Pardon. Ve ekranda bunu üstüne bindiriyorum. Orpint diğer de belki Multiple yapabilirsiniz ama ben Orpint veririm. Aslında ikisi de aynı şey değildir. Yani burada işin üstüne bir yaptığınız zaman ambalajla ilgili ve diğer noktalarda biraz ileri bir konu olabilir. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama tek bir belge üstünde ben hepsini yapabiliyorum şu an. Bu bana bir rahatlık veriyor. İkinci belgeye yok, üst üste bunu çalışmamak istediğim gibi baskıya gönderebilirim. Evet. Devam edelim hızlı bir şekilde. Umarım bunu doğru bir şekilde kullanırsınız çalışmalarınızda. Bakalım bir örneğimiz var ama çok rahat. O da olabilir. Bakın. Şimdi bu örneği Illustrator içerisinde farklı kütüphaneler var elbet. Ama aynı logo ya da bir objeyi çoğalttım. Sembol yapabilirim. Sembol kütüphanesi ayrı bir mantık. Şu an anlatacağımı hemen ya sembol niye yapmıyorsunuz sorabilirsiniz. Bu sembol değil. Bakın Start Global Editing diye bir seçeneğimiz var. Gördünüz mü? İlk önce Start Global Editing dediğim zaman bu belgelerin hangileri benzeştiğini bana gösteriyor. Seçmeden hepsi için aynı şeyler yapabilirim. Ya da burada bir geri alalım aslında. Neyi yapmak istediğimi de gösterebiliyorum. Bakın. Birebir görüntü olarak aynı olanları seçti. Size olarak aynı olanları seçti. Yani ben bunları oranlı bir şekilde küçültebilirim. Diğerlerini seçmeden bunu yapabilirim. Dolayısıyla hangi özellikleri
bulacağını, siz ya da bu bilgilerin küçük ölçeksel anlamda bir aralık bize tanımlamış, bu aralıklarını bulabiliriz. Fakat çoklu belgelerde, çoklu dokümanlarla çalışırken tabii ki bizim için profesyonel kullanım dediğiniz zaman ya belgeyi sembol olarak üret. Bunu böyle kullanmak daha mantıklı. İkisi bakın birbirinin karşılığı değil. İkisini kıyas yapmayayım. Ben size alternatif bir kullanım mantığından söz ediyorum. Bundaki sembol ürettim, çoğalttım. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Ve bakın ana kaynağı değiştirdiğim zaman her biri değişti. Hangi boyutta olursa olsun hiç fark etmez. Illustrator'ı kullanırken ne olur bir Fluent gibi kullanmayın, bir Corel gibi kullanmayın. Bunlar kötü programlar değil. Ama hepsinin tarzı farklı, çalışma tarzı farklı. Illustrator'ın çalışma tarzı kendisine az. Bu kuralları öğrenin. Ve böyle çalıştığınız zaman, adapte olduğunuz zaman daha kurgusal, daha planlı iş yapıyorsunuz. Değil mi? Appearance panelini benim elim ayağım. O kadar yoğun kullanıyorum ki her şey benim için çok kolay. Çalışma mantığı olarak size şöyle bir örnek söyleyeyim. Bunu ne demek istediğimi hem bir rap uygulaması yapacağım. O zaman da anlayacaksınız benim buradaki aracın önemini. Yeni bir alanım var. Diyorum ki yeni bir alan oluştur. İki tane var. Bu alana efekt bölümünden offset petle içe doğru 2 milim ya da 2 puntu artık ölçü birimini hiç bulun. Bunu küçült. Belgeni hem kaynak var hem de içeride değişik. Bak. Üst üste 2 tane var ya da bunun rengini de değiştirin. Daha net algılayın diye söylüyorum. Ama ne oldu? Tek belge değil mi? Olay tamam. Şimdi bu belge üzerine istersen tekrar yeni bir çoğaltma ya da yeni bir renk doldurma yapabilirim. Yeni bir alan doldur. Ama bu düz bir renk olmasın. Bir de göde açacağım. Bakın. Yeni bir göde açtım. Ama ne oldu? Halen tek bir belge. Katmanlarımız var. Bu katmanlar içerisinde ekstra renk yok. Fark etmez. Ne yapalım? Yüzü siyah dolduralım. Emin olalım yüzü siyahta. Evet. Şimdi belgemde renklerimiz var. Diyorum ki ben bu siyah attributes'tan gelelim. Orbit olsun. Ve orbit ön izlemesini aç. Belgenin üstüne bu bakın tek bir kaynak olarak hepsini görebilirsiniz. İsterseniz buna efekt de verebilirsiniz. Ya da bunun sadece opacity değerini düşürebilirsiniz. Ne oldu? Tek bir belgede ben her şeyi yapabiliyorum. Ceyhun Bey bir şey sorabilir miyim? Bir konu önceki konuyla ilgili bir soru gördüm. Yani anlık mesaj bölümü göremiyorum ama. Efekt değil az önce uyguladığım şey bir efekt değil. Benzer objeleri algılama fonksiyonu. Benzer objeleri bul. Onlarla ilgili ana kaynakta bir değişiklik yap. Hepsi için geçerli olsun. Bir efekt değildi yani. Şimdi yani appearance panelinin çok basit halini size bunu gösteriyorum. İstediğiniz zaman aradan bir işlemi kapatabilirsiniz. Bu güzel bir fonksiyon. Çünkü bu yeni bir özellik de değil. Bakın
iki belgemiz var ve bu belgeden direkt buna sürükle bırakla da aynı fonksiyonları aktarabiliyor. Şöyle yeni bir belge açalım. Type menüsünde zaten yazıları doldurma özelliği var. Bu da bizim için pratik oldu açıkçası. Bir tasarım ön taslak geliştirme aşamasında güzel sevdiğim bir özellik. Şimdi burada asıl kısım font bölümü. Burada fontları ön izlemenin haricinde büyük küçük görmeniz. Bir font seçtim diyelim. Bu fontla ilgili bakın burada benzerlerini bulduğum zaman bütün kütüphanede aktif olan fontları tek tek aramama gerek yok. Daha küçük, daha büyük gibi boyutsal yaklaşabilirim. Bu fontu çok sevdim diyelim. Ben bu fontu et favori diyerek beğendiğim fontlar kütüphanesini aktif burada seçebilirim. Yine burada direkt cloud sistemine, Adobe'nin font cloud sistemine gidebilirim. Burada genel fontlar içerisinde fontlardaki türlere göre bir ayrım yapabilirim. Mesela direkt font ararken mesela direkt condense kelimesini yazıyorum. Direkt bana belgedeki condense fontları gösteriyor. Bu açıdan font bölümü bizim işlerimizi çok kolaylaştıran bir özellik. Şimdi her zaman söylediğim ifadeler var. Programların karakteristik özelliklerini kullanın. Bile bile kullanın. Yani kendinizi zorlayın. Mesela şöyle bir değişim olacak. Programı anlamaya, onun yapısını, DNA'sını anlamaya ve onun gibi düşünüp onun istediği tarzda çalışmayı anlayacaksınız. Bu belki rahatsız edici gelecek ama şimdi programın kullanım tarzını anlamadan, adapte olmadan iş yaptığı zaman iki karşı dalganın çarpışması gibi olacak. Verimlilik düşecek. Program size bazı seçenekler sunuyor, bazı tarzlar sunuyor. Bunu çok rahat adapte olup işlerinizde yürütebilirsiniz. Yanınıza birileri geldi, ekranınızı görmek istiyor. Bakın, belgenizi bütün fonksiyonlarla gösterebiliyorsunuz. Escape'e bastığınız zaman bundan kurtulabilirsiniz. Bir de bunun bar bölümü var. Yine çıkalım. Ve en son presentation mode. Belgenizde tek tek sayfalı artboardları sunum olarak gösterebilirsiniz. Bu da hoş bir özellik. Yanınızda bir ekibe, bir müşterinize, yöneticinize sunum yaparken böyle ya da aynı şekilde uzaktan bağlantı yöntemiyle çalışma sunum yapmak istiyorum. Direkt hiçbir şekilde başka bir yazılımdan yardım almadan bunu çözebiliriz. Yorumlar nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi bu fonksiyonları? Henüz bitmiş de değil tabii. Devam ediyorum. Presentation mode. Hocam onun kısa yok. Burada yeni bir görünüm modu var. Trim. Yani sayfanın çalışırken sayfanın dışına çıkan kesim alanına giden grafikleri gösterme. Göstermeden siz çalışabilirsiniz. Bakın. Degradeli elbise dışarı koydum. Bakın. Seçilebiliyor ama ekranda gözükmüyor.
Bu da belki bir ön izleme modu olarak değerlendirebilirsiniz. Hocam kısa yolu neydi? Ben tab'le yapıyordum ama. Küçük bir saniyenizi rica ediyorum. Biraz ışıkları açmam gerekiyor. Evet. Biraz aydınlık yapalım. Bulunduğum yerde biraz görüntü kararmıştı. Evet. Devam ediyorum. Yani burada tümüyle işin ön görüntüsü veya bir sunum biçimiyle bakabilirsiniz. Bizim çalışma tarzımızda seçeneklerimiz burada serbest. Ama en nihayetinde biz her zaman için Overprint Preview'u aktif edeceğiz. Bunu asla göz ardı etmeyin, unutmayınız. Kırmızı noktayı kim koydu? Ha, çıksın ortaya. Evet, burada küçük bir iyileştirmeden bahsedeceğim. Grafiklerin, çizgilerin, handle dediğimiz noktaların büyütme, küçültme tutamaçlarıyla ilgili bir seçenek var. Bir de arayüzdeki tüm tool'ların, bakın, büyütme, küçültme yapabilirsiniz. Retina ekranlar çok böyle 27 inçlerle çalışırken tool'lar küçük geliyorsa siz bunları ekrandaki görünüşlerini daha da büyük görmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şimdi burada belgenizde bir de şimdi, arka planda evet. Şimdi belgenizin şu ayarları aktif ediniz. Ekranda bakın. Otomatik kayıt ekranı açık bende. Belli bir aralıkta otomatik kayıt seçeneği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu ister 2 dakika, 5 dakika ya da kendiniz belgenizi mutlaka kaydedin arkadaşlar. Unuttuğunuz zaman işte Illustrator'ın bu ayarı yetişiyor. Belgenizin işte ani kopmalar noktasında ya da dondu belli bir aşamaya kadar Illustrator belgesini kurtarabilirsiniz. Kayıt sırasında artık büyük bir belgeniz var, kaydediyorsunuz, beklemek zorunda değilsiniz. Arka planda kayıt seçeneği var. Bunu yaparken diğer sayfaya geçip iş yapmaya devam edebilirsiniz. Yine zaman tasarrufu açısından önemli. Yine export bir şey, JPEG, PNG kaydederken yine beklemeden başka bir işe geçebilirsiniz. Bir fotoğraf çağıralım. Fotoğraflarımız var. Bakın burada biraz jimnastik yapacağız arkadaşlar. Illustrator'da bir görselimiz var ve seçtiğimiz an crop image görünüyor. Crop image dediğimiz zaman belge istediğimiz gibi croplanır. İşaretlemedik mi? Pardon, tekrar yapalım. Croplanır. Uygula diyorum. Bu belge link paneline bakalım. Link paneline baktığınız zaman bunun embedli, içe gömülmüş bir görüntü olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir durum. Illustrator çalışırken mümkünse layer'la görüntüler için PSD. Layer kullanmadığınız zaman JPEG dosya formatını kullanın. Embed değil, yani şöyle bir simgesel duruma gelecek görselleri kullanmayın. Bu bir hata değildir. Fakat bunun biraz ipin ucunu kaçırırsanız belgeniz kopabilir, bozulabilir. Geri dönüşümü kurtarması çok zor olabilir. Riskli bir durum görüyorum.
Küçük işler için eyvallah ama genel bir çalışma tarzı olarak ben bundan hep kaçınırım. Şimdi tekrar geri geldim. Bakın burada bir de illa crop yapacaksan diyor burada bir mask fonksiyonu var. Mask yap. Mask yaptım. Bakın. Maskeledim. Ne oldu bu çalışma? Link paneli'nde embedli olmadı. Layer'e bakalım ne olmuş? Layer'da bu bir maskeleme olmuş. Clipping mask olmuş. Maskeyi seçip tekrar boyutlandırabilir. Aradaki pratik özelliği umarım anlamışsınızdır. Kolaylık anlamında da olabilir. Sorum var sizlere. Bu maskeyi silip tekrar bozmadan ya da yani, maskelenmiş bir görüntüyü relay scripting mask yapmadan yani şu fonksiyonu yapıp maskeleri bozmadan acaba maskeyi değiştirebilir miyiz? Bu konuda nasıl bir yol izleyebiliriz? Biraz özel bir trik bu. Ben diğer maskemi... Görüntüyü değiştirmeyeceğim. Sadece maskeyi değiştireceğim. Görüntü sabit. Yani yıldız çokken bir görüntü kullanacağım. Yorum yapacak olanlar var mı? Peki ben uygulayayım ama hocam, genelde bıraktığınız zaman da olmuyor arkadaşlar. Ben de mızıkçılık yapacağım yakında. Evet. Şöyle bir yol tercih ediyorum. Çizeceğim maskemi seçtim. Üzerine çift tıklıyorum. Bakın burada nereye geldim? Maske. İzolate moddayım. Bakın burada maskede içinde eğer tekrar tıklarsanız şu an bir maskeye geldim. Hafızaya aldım. Görüntümü de buraya koydum. Ve alttaki dikdörtgen olan maskeyi sildim. Ve böylelikle tekrar maskeyi boz yap demeden maskenin kalıbını değiştirmiş oldum. Bu da evet, size ilginç bir yaklaşım ki olarak görsün. Isolate mod çok yeni bir şey değil, eski ama çok sık kullanıyorum. Neden? Yoğun işleyişte mutlaka zaten layer'ları maksimum düzeyde ve düzenli kullanmalısınız. Yazılar, grafikler, background'lar, objeler ayrı layer'larda olmalı. Tek layer'da iş yapmayın. Sakın ha. Üzeri çift tıkladıkça kaç tane grup, an gruba kadar varsa gider. Bunu yaparken diğerleri buna etkilenmez. Bakın aynı konumda olanlar ancak etkilenir. Hatta bunun da dip bir noktasına gidebilir ve diğerleri buna etkilenmez. Karışık belgeler çalışırken çok rahattır bu. İşinizi biter. Bunun renklendirmesini yaptık. Ne grubu tekrar bozdunuz, ne grubu tekrar yaptık. Böylelikle hiçbir kayıp belgeniz olmayacağı anlamına gelir. Şimdi yıllardan beri konuşuluruz, yaparız. Ama burada ekranınıza herkes Illustrator varsa ölçebilir, yapabilir. Nedir bu? Önceden böyle değildi açıkçası. Belgemin %100'e getirirsem arkadaşlar, şu an bir A4 açtım. Gerçekten fiziksel anlamda da tam bir ölçekli bir A4'ü ekranda görüyorum şu an. Yani %100 modda çalışırken, şu an cetvelle tabii ki sizin ekranınız şu an olmadığı için bunu ölçemezsiniz ama kendi ekranınızda yapalım. Şu an 10 santim 10 santimlik bir kalem var. Bunu şu an ekranda tam 10 santim 10 santim olarak görüyorum. Bu önemli bir görsel izleme seçeneği. Boştu. Çünkü daha önceki sistemlerde
sürümlerde belki ekran çözünürlüğüne bağlı bir türlü biz ekrandaki büyüklüğü gerçek ölçü olarak göremiyorduk. Farklı oranlar geliştirmiştik. Bu açıdan size önerebilirim bu sistemi. Ekranı yüzde yüz yaptığınız zaman gerçek boyutu görebiliyorsunuz. Doküman setup yaptığınız zaman burada fotoğraflı bir görüntüye gidelim. Burada daha net anlayacaksınız. Şimdi bir çizgisel moduya bakalım. Nedir bu? Outline mod. Outline modda fotoğrafları bu şekilde görüyorsunuz. File menüsünden doküman setup'a girelim. Ve burada bir küçük bir seçeneğimiz var. Klikledik. Ve çizgisel moda beni niye böyle utandırdı? Acaba bir şeyim atladım. Siyah beyaz görüyor olmanız lazım. Bir küçük belki bir başka bir şey olabilir. Tekrar bir görsel çağıralım seçeneğe. Performans ayarları da ilgili olabilir ama fark etmez. Sorunu tekrar. Evet, çizgisel görüyoruz. Ayarımızı yapalım. Performans ayarlarına bakalım. Evet, diğer bilgisayarında bu sorun yoktu. Peki neden bunu bu benim başıma geldi? Size karşı nasıl biz buna mahcup olduk? Bir de preferans ayarlarına bakalım tekrar. Sizde bunu deneyenler var mı? Deneyenlerde de aynı şekilde olup olmadığını öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Şu an ben sadece size çizgisel modda siyah beyaz göstermek istiyorum. Yoksa seçenekle ilgili... Belki sistemle ilgili iki ayrı bilgisayarda farklı olabilir mi diyeceğim ama bu, evet şaşırdım. Neden bu böyle oluyor? Evet. Ama bilgi anlamında bu referans bilgiyi kabul edebilirsiniz. Sadece bu benim ekranımda olmayan bir konu. Ama hocam embed etmek gerekiyor mu? Bu seçeneği seçtiğiniz zaman çizgisel modda görüntüler siyah beyaz gözüküyor. X işareti gözükmüyor. Diğer bir özellik beyaza verilmiş overprintlerin PDF veya JPEG yaptığınız zaman ortadan kalkması bu şekilde engellendi. Tümüyle aslında bu özellik ortadan kalkması lazım ama halen bu seçenek var. Ben yaptım oldu. Beyaza verilmiş bir overprint bir durum olursa bu eski belgelerin açılımından ya da farklı belge dönüşümlerinden dolayı değişir. Benim başıma birkaç kez sorun olarak geldi ama artık bunun dışa aktarımlarda ortadan devreden kaldırdı. Uyarı olarak yine var. Yani beyaza verilmiş overprint mantığı şöyle göstereyim o zaman sizlere. Bu yapraklar benim hiç hoşuma gitmedi. Az önce bizi mahcup ettiler. Evet. Yani bu konu böyle çok böyle elzem ve ahımşan bir konu değil. Fakat normalde şu an beyaz ve buna biz şey verelim, overprint verelim. Evet, sorunlu şu an. Bir problem var. Ama hem JPEG olarak da bakalım hem de diğer PDF olarak bakalım. Bakalım bize ne gösterecek.
Evet, gördüğünüz gibi beyaz beyaz olduğu yerde duruyor. Ön izleme olarak da Orpin simülasyonunu açalım. Evet, üst baskı benzet. Bizi bir şekilde artık güvenlik kurtarıyor. Belki dert olmaktan çıktı. Aman da öyle olsun. Jipek içine bakalım olaya. Jipek'te problem var. PDF'de yok. JPEG'de o devreden çıkartıyor. Bu zaten varlı bir hata. Aslında bir bug ama hala neden bu fonksiyon açık? Sadece şu seçenek her zaman için açık olsun. Aman ha. Bir vektör illüstrasyon bulalım. Puppet kukla oynatıcısı. Yeri nerede? Bazen seçeneklerin yerlerini anlık free transform içinde evet kaybediyorum. Hatırlayana kadar zaman geçiyor. Şimdi bakın bu kukla oynatısı transform konusunda, dönüştürme konusunda müthiş. İskelet yapısını dikkate alıyor. Ve siz bunu belgenizde istediğiniz yerlere koyup değişiklik yapabilirsiniz. Bir kumaşı çok daha rahat hareket ettirebilirsiniz. Esnek özellikleri. Bakın normal şartlarda belki meshlerle yapabilirsiniz ama şu an için bu müthiş bir özellik. Bunu grup olarak da yapalım. Bakın bize neyi sunduğunu açıkçası göstermek istiyorum. Grupladıktan sonra Puppet Warp'ı istediğiniz yerlere iskelet yapısının hareket sistemine benzer koyabilirsiniz. Tabii ki bu neyi biçimlendireceğinize bağlı bir şey. Bakın. Yani Illustrator bu özellik müthiş. Yani bununla yani vektörleri sizin gibi canlandırabilirsiniz. Tabii Photoshop'ta da var bu özellik biliyorsunuz. Şimdi burada günün sonunun son dersini paylaşacağım. Aslında konu tabii ki bitmedi ama zamanlama açısından önemli. Hızlı bir şey yapacağım. Illustrator'da yeni olmayan bir araç var. Ya bu araç keşke biraz daha geliştirilse müthiş ötesi bir araç olur. Müthiş ötesi.
bu aracı kullanan ya da kullanmayan var mı? Daha çok yani hiç fark bilmiyorum, bunu görmedim diyen var mı? Evet, Burcan, çok şey kaybetmişsiniz. Şimdi bakın, bu aracımla ilgili neler yapılabildiği ile ilgili hızlı uygulamalar yapacağım. O zaman belki yani buradaki her bir özellik tabii ki çok iyi. Ya bu araç benim işleyiş sürecimde, bakın, pardon, basitten zor karmaşa doğru gidelim o zaman. Bir alan var. Bu aracın tabii ki bazı güzel akrabaları da var ilisiyedir içerisinde. Onları da aslında göstermek istiyorum. İki tane obje var. Birisi açık, birisi kapalı. Bakın. Alt tuşuyla sil diyorum. Nesneyi oradan aldı. Bize tek bir şekil verdi. Bu aracı akrabalarından söz etmiştim. Bakın, bir kalem aracımız var. Bakın. Bu çizgiler hiçbirisi birbirine dokunmuyor. Ya pardon, yani noktalar birleşmiyor. Bunu böyle yaptım ki bu araçların anlamlarını görün. Canlı boyama. Bakın. İçini boyadı. Bunu ayıralım köşeye. Bunu istediğiniz zaman şurada çıkar expand. Expand yaptınız. Birdenbire o alanın aslında size bir bıçak izi geldi. Çünkü bana hep bıçak izlerinde özel yazılımdan geldiği zaman o çizimler kopuk kopuk gelir. O noktada birleştirmek teknik ölümdür. Hemen ben canlı boyama aracıyla yapıp onları birleştirip kalıbını çıkartıyorum. Şimdi buraya şunun şu özelliğini de aktarmak istiyorum. Bakın şimdi bu canlı boyama yavaş yavaş akrabalığına söz ettiği nokta bu. Canlı boyama özelliğini açtım. Yani tek tek tıkladım. Renkleri switch panelinde alıyorum. Renklerinizi tıkladık. Bakın, istediğiniz gibi alanı sadece biçimlendirme konusunda o kadar kolay ki. Çizgiler sorun mu oldu? Nam yaptınız. Çizgiler yok. Ama yine çizgileri keyline ve onu yakalayıp hareket ettirebilirsiniz. Şimdi buraya tekrar gelelim. Canlı boyama kısmında siz seçenekleri, bakın, hepsini alt tuşuyla duyarlı bir şekilde boyadım. Ve şekilleri birbirinin içinden çıkarmak, etmek o kadar kolay ki artık yani şununla şunu birleştir, bundan ortak alanı çıkar gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi burada da şunu ben aslında yapmak istiyorum. Belki önümüzdeki bir derse bunu bırakabiliriz. Çünkü zaman açısından biraz geç kaldık belki. Bu bir etiket diyelim. Tümüyle vektörel görüntülerde çalışmış ve etiket. Bunda birçok hata var. Ve bunun biz repro dediğimiz baskıya uygun trapping işlemlerini yapacağız. Beyaz planı çıkartacağız. Kendi aralarında renk farklılıklarını gidereceğiz. Bunu burasıyla, bunun burasıyla, burasıyla şişirme dediğimiz işlemleri yapacağız. İşte CMYK görüntülerdeki beyazlarla ilgili korumalar yapacağız gibi bazı bilgileri size aktaracağım. Bununla ilgili özel bir derste. Sonra beyaz planları çıkartacağız. Fakat Illustrator şu araçla bu işler çok kolay bir noktada. Şimdilik bugünümüzü burada kapatalım.
özellikle yeni eğitimler için yine aynı yani Wix, benim kendi web sitelerim var tabii, adobebilgi.com, baskoncusu.com kanallarımız, ama Wix'in oradaki platformu biraz daha kolay bazı formları işleyişi yapıyor. Lütfen takibimizi yapalım. Bu hafta sonu cumartesi pazar duyurduğum bir eğitim yok ama bir eğitim planlıyorum. Önümüzdeki süreçte bayram süreci içerisinde yasaklar olması sebebiyle her güne bir eğitim koyduk. Bayramın son günü, pazartesi günü galiba ya da salı günü, son günü yalnız mesaiden önce bir gün önce ambalaj tasarımı ile ilgili bir konuğum olacak burada. Umay Çubukçu ile bir sohbetimiz olacak. Onun sunusu olacak. Umarım katılırsınız. Yorumlarınızı da e-mail ve diğer WhatsApp gruplarına ya da sohbet bölümü olan Telegram'da katılıp bu görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Elinize sağlık. Yani eğitimlerimiz hem Illustrator hem de InDesign Photoshop tabanlı devam edecek zaten. Bu fonksiyonları akşam seminerde kısa olduğu için size önemli, değerli araçların bir ne diyeyim, bir bukle sunmaya çalıştım. Biraz da hızlı anlatmaya çalıştım özellikle çok şey sığdırabilmek için. Ama daha önce gösterdim, tekrar paylaşayım. Konu sıralaması açısından normalde bir Illustrator 4-5 saat bir seminerin konusu. Buradaki özellikleri anlatıyorum. Tabii ki hepsini bir güne sığdırmak bu dönemleri biraz zor olsa da sizlere anlatacağımız konu sıralamız çok fazla var tabii ki. Ne diyelim, tekrar söylüyorum, takipte kalınız. Eğitimlerimiz ücretsiz ama bağışlarınızı da bekliyoruz. Bağış bölümünde karşılıksız değil tabii ki. Sizlere Photoshop CD'si hediye ediyoruz. Herkese teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.